Tabiatın fıtratını bozanlar insan neslini tehlikeye atıyor. 1930'larda Rockefeller ve Ford vakıfları öncülüğünde gıda üretimi artırmak için başta tohumlar olmak üzere pek çok canlının genetiğiyle oynamaya başladılar. Genetiğiyle oynanan bu tohumlar hastalıkların ve kısırlığın artmasına neden oldu. Amerikalı gıda mühendisi John Fagan, GDO'lu ürünlerin kısırlığa ve alerjik hastalıklara neden olduğunu söylemişti. Sizce bu tohumları piyasaya sürenler zararlı etkilerini bilmiyorlar mıydı? Bununla yetinmediler ve gıda ambalajlarından tıbbi ürünlere, oyuncaklardan ev eşyalarına dek her şeye kısırlık yayan maddeler eklediler. Böylece östrojen dengesini bozarak kısırlaştıran bisfonel A ve fitalat maddeleri plastik üretiminde kullanılmaya başlandı. Hayatımızdaki her eşyanın üretimine eklenen bu maddeler endokrin sistemini bozarak kanser yapıyor. İnsanın fizyolojik gelişimi, hormon salınımı ve cinsel hormonların dengelenmesi gibi her şeyi endokrin sisteminin yaptığını, bunun da bu maddelerle bozulduğunu bize hiç söylemediler. Özellikle çocuk bezlerine ve biberonlara fitalatı neden ekliyorlar? 2015'te biberonlarda yasaklandı. Ya diğerleri ne olacak? Bir araştırmaya göre Fransa'da analiz edilen şişe suların %78'i mikroplastiklerle kirlenmiş durumda. Plastik su şişelerinde 1 ila 121 arasında plastik parçacık tespit edildiğine göre daha fazla çözücü özelliği olan gazlı içecekler, sirke, yağ, turşu, peynir ve yoğurt kaplarında bunun kaç yüz katı plastik vardır. Açıkçası GDO'lu tohumlar, fitalat, bisfonel A, bir başka ifadeyle yiyecek içeceğe geçen, derimizce emilen mikroplastikler tesadüfen mi yapılıyor sanıyorsunuz? Bunu yapanların aynı zamanda nüfusu azaltmak isteyen ve eşcinsel dayatmasına en çok destek veren şirketler olduğundan haberiniz var mı?